Alternatif Banka Piyasa Gündemine hoş geldiniz. Ben Serdar Şenol. Ben Erdinç Tepe. Yine gelecek haftayı ve geçen haftayı beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. Erdinç geçen haftaya baktığımızda Aha. Küresel risk algısının yine Hı -hı. koronavirüs sonrasındaki haftada evet. da yine yüksek kalmaya devam ettiğini, bu kaygılarının sürdüğünü, Asya piyasalarının birazcık daha zayıf kalmaya devam ettiğini, Çin tarafında satışlarının olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde de risk algısının yüksek kaldığı bir haftayı geride bırakıyoruz evet. diyebiliriz. Buna karşın Amerika tarafında ise veri gündemi gayet Hı -hı. iyi. Çünkü virüs öncesi fiyatlamalar, gerçekleşmeler. ISM... Hem imalat tarafında hem e, hizmet sektörü tarafındaki büyüme için önemli göstergelerden bir tanesi. ikisinde de veriler güçlenmeye başladı. Uzun süredir ilk kez ISM imalat tarafında 50 seviyesinin üstüne çıkılıyor. İlk çeyrek büyüme beklentileri %2,5-3 bandına doğru gelmeye başladı Amerika'da. tabii virüs etkileri henüz burada yok. Evet. Bununla birlikte baktığımızda piyasada tabii Risk algısı yüksek. Risk algısı yüksek olunca Amerikan tahvilleri aşağı geliyor. Gelişmekte olan ülkeler biraz negatif bir Hı -hı. performans içinde. Ama güçlü Amerikan verileriyle doların değer kazandığı evet. bir hafta yaşıyoruz. Hazinemiz bu arada çok başarılı bir haftayı Hı -hı. geride bıraktı. 4 milyar dolarlık Eurobond ihracımız var. Onda başarılı sonuçlar alındı. İç borçlanmada da gayet Hı -hı. başarılı sonuçlar alındı. Bununla birlikte piyasalar geçen haftayı nasıl geçirdi? Geçen haftadan itibaren başlayan riskten kaçış bu haftada bir miktar devam etti biz bunu dolar tl tarafında çok fazla görmüyoruz. Dolar tl'de gerçekleşen volatilite son bir aylık gerçekleşen volatilite yüzde üç buçuk civarında. Bu sadece son birkaç ayın değil son birkaç senenin en düşük e, oynaklığını gösteriyor bize. Ancak bu stabil gidişi biz tahvil tarafında görmedik bu hafta. 2 yıllık tahvil faizinde 4, puan, 4 bas puanlık bir artış var. 10-24'e geldi. 5 yıllık tahvil Faizinde 45 bas puanlık bir yükseliş var. 10.58'e geldi. 10 yıllık tahvil faizinde 38 bas puanlık bir yükseliş gözlemledik. 10.53'e geldi. Swap tarafında ama bu yükselişler birazcık daha yüksek. 80 bas puanları falan, ee, özellik, falan artışlar öz, öze var. Özellikle kısa tarafında evet. swap swapların bir yıl ve daha kısa vadeli swaplarda e, yaklaşık 150 bas puanlık bir yükseliş gö gözlüyoruz. 2 e, yıl ve e, ötesi e, tahvil faiziyle paralel e, yukarı geldi e, Tabi bu riskten kaçış e, borsada çok fazla yansımadı bize. Hı hı. E, BIST 100 endeksi %2.6'lık bir yükseliş e, gözlemledi geçen haftadan bu yana. Aynı zamanda e, Amerikan ve Avrupa borsalarında da %3'lük bir yükseliş var geçen haftadan bu yana. Ancak e, tahvil faizlerinde de aşağı yönlü bir hareket var. Genelde bu ikisi ters seyreder. Aynen. Ama mesela şeyde görmüyoruz değil mi yani CDS Türkiye'ye dair risk primi algısında büyük bir bozulma yok. O taraf stabil gidiyor. Çok büyük diyorum. bir değişim Kura yok CDS'de. o tarafta da çok negatif bir hareket görmüyoruz. Şu andaki bizim gördüğümüz negatif fiyatlama sanırım faiz tarafında. Faiz tarafında. E, hafta başında enflasyon verimiz gelmişti zaten. Hemen kısaca ondan da atlamadan bahsedelim. E, hafif bir yükseliş var. Piyasanın beklentilerinin biraz üzerinde geldi diyebiliriz. Çekirdek enflasyon Hı. hala biraz daha yüksek. Merkez Bankası faiz indirir mi? İndirmesi hmm. biraz daha bu veriyle zorlaştı mı? Sorgularıyla beraber gerçekleşen evet. bir süreçte bu faiz hareketini gördük. Genelde piyasa algısının bu şekilde olduğunu düşünüyoruz zaten. Gelecek haftaya geldiğimizde sanırım Fed gündemi. Evet. Yani veri gündemi bir miktarsı. Önemli olan Fed üyelerinin konuşmaları olacak. Özellikle de bu büyüme endişeleriyle birlikte hmm. Fed üyelerinden biraz daha böyle güvercin Tonlu açıklamalar, evet, açıklamalar gelecek mi diye piyasa gözlemliyor orayı. Veri gündemine dediğin gibi hemen bakacak olursak hafta başında aslında oldukça sakin. Çin verileri öteleniyor. Dolayısıyla o taraftan veri alamıyoruz şu anda. Ama bununla birlikte haftaya ilk iki gününde özellikle piyasa gündemi oldukça sakin veri açısından. Bununla birlikte Fed üyelerin bol açıklamaları var. Her gün 3-4 tane Fed üyesinden en azından yorumlar gelecek çarşamba günü. FED Başkanı Powell'ın Senato'daki sunumunu izleyeceğiz. Burada dediğin gibi büyüme verisi iyi gidiyor ama başka riskler var. Hı. Koronavirüs riski var. Jeopolitik risklerin dönem dönem tekrar alevlendiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili yorumlar herhalde önemli olacak. Veri gündemi açısından baktığımızda temelde Perşembe günü Amerika enflasyonu, Cuma günü de yine Amerika'da üretim verileri izliyor olacağız. Temelde Amerika'da enflasyonlar bir yükseliş. Son bir hikaye izlediğimiz çok kaygı verici bir hikaye değil. FED için çok süreci değiştirecek bir durum değil. Ama üretim verilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen gelecek haftada yine bizim koronavirüs risk algısının biraz yüksek kaldığı, çünkü veri gündeminin boş kaldığı dönemlerde biraz risk algısı fiyatlaması ön plana çıkıyor. Hafta başında belki bunu birazcık daha görebiliriz, düzeltmelerle birlikte evet. tabii. Haftanın ikinci kısmında ise tamamen Fed Başkanı'nın, Fed üyelerinin yorumları ön planda olacak gibi duruyor. Ee, yine yoğun bir hafta hazinemizin de evet. ihaleleri var. Piyasa algısı yine dalgalı olmaya devam edecek gibi duruyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bir hafta dileriz. İyi haftalar, bol kazançlar.